Şimdi havanın durumuna bakacağız. Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün hissediliyor. Uzmanlara göre geçen ay Türkiye tarihinin en sıcak Haziran ayını yaşadı. Bir yandan da Tekirdağ'da dün fırtına vardı. Bugün İstanbul'da hava bozuk. Konuşacağız. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan karşımızda. Dilek, Haziran ayı gerçekten çok sıcak geçti. Hatta Avrupa'nın en sıcak ülkesi Türkiye'de deniyor. Öyle mi? Sana da sormak isterim. Tabii Haziran ayındaki sıcak Temmuz'a da yansıyacak mı? Nasıl bir Temmuz bekliyoruz? Ahmet, evet, Avrupa'nın en sıcak ülkelerinden biriydik diyebiliriz. Çünkü Yunanistan da bizle birlikte çok sıcaktı. Zaten 1 Haziran direkt sıcak hava dalgasıyla başladı. Bizde durum böyleyken Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya ise Haziran ayını soğuk ve yağışlı geçirdi. Kış gibi bir hava vardı. Orası öyle olunca bize sıcak hava dalgaları çok daha sık geldi. Ama İtalya ve İspanya'da sıklıkla sıcak hava dalgalarının etkisinde kaldı. Bu Afrika üzerinden, özellikle Libya ve Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgalarından da en fazla Ege bölgesi etkilendi. İzmir'in Haziran ayı ortalama sıcaklığı 30.7 iken İzmir çoğu gün 35 derecelerde oldu ki 30 derece altına düşen gün olmadı. Şöyle diyebiliriz, 1964 yılından bu yana olan en sıcak Haziran ayıydı. Ki Temmuz ayı da çok sıcak geçecek gibi görünüyor. Evet, yarın sıcaklık düşecek. Birçok noktada serin rüzgarlı bir hava olacak. Yağışlar da var çünkü. Ancak pazar günden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Ayın 7'si ile 11'i arasında etkili olacak bu sıcak hava dalgası. Sonra Temmuz'un ortasında bir yenisi daha gelecek gibi gözüküyor. Yani Temmuz'da da sıcaklık rekoru kırabiliriz Ahmet. Yani Temmuz'da çok sıcak geçecek gibi gözüküyor, özellikle batıda. Şimdi pazardan itibaren yeniden sıcak hava dalgası dedin ama pazara kadar sanki biraz sıkıntı var. İstanbul'da hava puslu, bir ağırlık var havada, sanki bir yağmur bırakacak gibi duruyor. Farklı noktalardan fırtına haberleri geliyor. Nedir orada durum? İstanbul'da Anadolu yakasında yer yer yağış var şu anda. Hatta çok büyük alanda değil ama küçük alanlarda sağanak geçişleri oluyor. Bu artık yazın olan hava koşullarına alıştık. Bu hava koşullarının özelliği bu. Ne kadar sıcaksa atmosfer o kadar kararsız hale geliyor ve bu kararsızlık küçük çaplı hortum, yıldırımlar, gök gürültüsü aniden bastıran, kısa süre yağan, birden biten o şiddetli yağmurlara neden oluyor ki bu yağmurların etkisinde kalıyoruz. Dün evet Tekirdağ'da o küçük çaplı bir hortum oluştu. Bugün Çanakkale, Balıkesir, Bursa hattında sağanak yağmurlar var. Yer yer kuvvetli de yağıyor. Yıldırımlar da oluşuyor birçok noktada şu anda. İzmir, Ege bölgesi, Eskişehir, Batı Karadeniz, Kastamonu'ya kadar olan alan bu yağışlardan etkilenecek. Yarın yine İstanbul'da, Batı Karadeniz'de ve başkentimizde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Hafta sonu ise Erzurum tarafında yine olacak. Erzurum'da geçtiğimiz günlerde sel olmuştu. Yine sel tehlikesi var. Bizim bu yağışlardan korunmamız gerekiyor. Bu kümülünimbüs bulutlarının oluşturduğu bu yağış, zaten o kara bulutları gördüğünüz an saklanmanızı, korunaklı yerlere gitmenizi öneriyoruz. Çünkü yıldırımlarla birlikte geliyor ve küçük çaplı hortumlar da yaratıyor. Yarın ve öbür gün bu yağışlardan var ama sonrasında kesilecek bu yağışlar.